Bu bir düğün alayına benziyor. Galiba sen de yakında evleniyormuşsun, öyle mi? Evet, öyle. Belki de bu düğün alayı benim köyümden geliyor. Acaba beni burada indiremez misiniz? Şu kayayı gördünüz mü? İşte benim köyüm onun arkasında, lütfen. Üzgünüm ama bu imkansız. Daha geçen ay o kayalarda 2 milyon dolarlık altın taşıyan bir hükümet gemisi battı. Bizim Montreux'a geri gitmemiz gerek. Sen oradan dönersin. Bu ne kadar sürer? Bir haftadan daha az. Bir hafta mı? Ama bu kadar uzun bekleyemem. Paolo. Bu adamları köyden kaçarken yakaladık. Sanırım altını o arabada bulacağız. Diğer köylüler nerede? Freven onları topladı, köye geri getiriyor. Sahte bir düğün töreni. Doğrusu güzel bir fikirmiş. Altınları Circle K çiftindeki Amerikalı ajanlara götürüyorlar. Acaba neye karşılık? Misyonları ortadan kaldırmak için. Hadi emirleri uygula ve Asyonda'ya geri dön. Goleta bir hafta sonra. Merhaba. Merhaba. Neredesiniz? Kimse yok mu burada?
Lovica! Anne? Baba? Maria? Ich habe mich entschlossen, die Hacienda zu verlassen. Und deine Frau? Eula ist in diesem Haus geboren. Du kannst sie nicht zwingen, von ihr wegzugehen. Sie würde daran sterben. Glaubst du vielleicht, das weiß ich nicht? Und trotzdem, wenn sie eine Ahnung davon hätte, dass ich weggehe, würde sie mir folgen. Aber ein Leben an der Seite eines herumziehenden Pistolenschützen würde sie zerstören. Paula, sen iyi bilirsin. Herkesten daha iyi bilirsin ki Eyula... Eyula kendi hayatımdan daha önemlidir. Ama eğer sen orada... Goleta'da yaptıklarını bir daha yapmayacağına... hiçbir zaman yapmayacağına söz vermezsen... Eyula'yı bile feda ederim. Amerikalılar benim umurumda bile değil. Eyula beni asla affetmez. Bana söz ver Paula. Bu kutsal mihrabın önünde yemin et. Yoksa hayatımı burada hiç düşünmeden feda ederim. Yemin ederim. Finley, Paula'nın verdiği sözün onları bir ölüm düellosuna götüreceğini tahmin edemezdi. Ajanlar Goleta köyünden tek bir kişi ve de altını bulamayınca dedikodular başladı. Bazılarına göre yerliler misyonlara götürüldü, köle olarak. Bir kısmı korsanlar tarafından götürüldüğü söylentisini çıkardı. Paula ve Finley'in Hacienda'dan ani gidişleri altını onların çaldığı söylentisini ortaya attı. Bu yüzden ajanlar dışında bazı serseriler de altın için onların peşine düştü. Bir süre sonra Finley, konsey üyelerinin ve de en önemlisi Paola'nın da onu altını çalmakla suçladığını öğrenecekti.
Juarez, Meksika. 3 yıl sonra. İnanılmaz olayı görün. Usta silahşörü. Gelin burada görün. Şimdi. Gringo'nun silahı ve kılıcı. Yemin ederim ki böyle hızlı silah ve kılıç görmemişsinizdir. Ama dostlarım, size bu ilginç olayı göstermeden önce bu şifa torbasını göstermek ve tanıtmak isterim. Dostum, ne var onun içinde? Baykuş, kakası, köpek, dişi ve dostlarım, gizli bir yerli ilacı var. Evet, doğru. Bir ilaç, gizli bir yerli ilacı. Garanti veririz ki sizin her türlü derdinize deva olacaktır. Bize silahşörü göster. Ama şimdi önce bu... Şimdi. Finli mi? Emin değilim. Bunu öğrenmenin kolayı var. Dur bekle. Bir dakika. Usta silahşör. Sen devam et. Sana devam et dedim. Yeterince hızlı değilsin bayım. Ne kadar iyisin görelim. Benim duyduğum Finli bu tip olayları affetmezmiş. Asla. Üzgünüm beyler. Hadi bakalım alın. Burada özel bir oyun var. Thank you.
¿Qué pasa, amigos? Ne istiyordunuz? Buyurun beyler, oturun. Kumar için gelmedik. O gayet iyi biliyor. Demek beni tanıyorsunuz. O halde Jacques Saint-Charles'ın bir fiyatı olduğunu da bilirsiniz. Evet, ne istemiştiniz? Evet, söyleyin. Servis mi yoksa? Galiba sizler altın bulmuşsunuz. Finley MacLeod nerede? Finley MacLeod mı? Bildiğini söylediler. Oh, zaman zaman onunla içeriz. Belki yardım ederim. Ama önce onu neden öldüreceksiniz? Sen karışma. Zenci. Söyle, yoksa bir daha kağıt oynayamazsın. Con permiso, amigos. Ne istemiştiniz beyler? Hala bekliyorum. Demek onu çok istiyorsunuz ha? Gracias, Cristina. O halde biri kesenin ağzını açar. Yani birkaç altın daha ilave olabilir. Siyah inci de olmasa diğer tabancalardan hiçbir farkı yok gibi. 12 mermi ha. Çok ilginç. Bunlardan sadece 4 adet yapılmış. Bir profesyonel için bile bu çok harika bir tabanca. Anlaşılan bu silah sizin her şeyiniz. Söyle, ne kadar verirsin? Onsuz nasıl sağ kalabilirsiniz senyor? Size bir tek kılıç kalıyor. Silahşör olmaktan vaz mı geçiyorsunuz? Silahşör olmak çok mu önemli? Bu kanun dışı yerlerde silahşöre çok ihtiyaç var senyor. Çok para kazanabilirsiniz. İyi bir fiyat veririm. Dur. Bana itimadınız yok mu? Doğrusu pek öğrenmeye niyetim yok. Dinle bak Finley. Seni vurmayacağız.
Önce seni biraz kesip biçeceğiz. Belki sonra vururuz. Demek beni tanıdınız. O halde başka çarem yok. Ama sizi öldürmeden önce kim gönderdi söyleyin. Hepimizi mi öldüreceksin? Lito, beni neden Yuhariz'e kadar takip ettin? Demek biri kellem için para koydu ha? Kim koydu? Dur, konsey koydu. Konsey mi? Evet. Ama bu çok anlamsız bir şey. Balo yeni bir plan hazırlıyor. Bir başka balıkçı köyü baskını. Ama önce senin ölmen gerek. Lütfen beni öldürme. Don Santiago biliyor mu? Şey bilmiyorum. Lütfen beni bırak. Seni gördüğümü söylemem. Nereye gidiyorsun? Eve. Eve mi? Hacienda'ya geri dönüyorum. Ya! Hayır! Artık çok geç. Gitme Finley. Paolo 40-50 yerli topladı. Lütfen görmezlikten gel. Eve dönme. Seni öldürecekler. Aptallık etme. Bu olayları çok yaşadım. Boş ver, kapat gözlerini, aldırma. Hepimiz bu vergileri koyanları biliyoruz. Circle K ve Amerikan Sığır Birliği. Bizi açlıktan öldürecekler. Bizleri yok edip tüm Kaliforniya'yı aralarında bölüşecekler. Hakimler ve senatörleri avuçlarına alıp her şeyimizi çalıp çırpacaklar. Hem de en kanuni şekilde. Eğer karşı gelirsek biz suçlu olacağız. Ayıplanma yok, çünkü Meksika hükümetine arka çıktık ve kaybettik. Doğru, haklısın. Bu durumda biz de çocuklarımızın hayatını korumalıyız. Para lazım. Altın stokumuz neredeyse bitmek üzere. Ben gerekli olan parayı bulabilirim. Bir planın var mı evlat? Demek planım kabul edildi. Evet. Tebrik ederim Paolo. Sağ ol Suarez.
Haber Juarez'den. Ne yazıyor? Finley Juarez'den geri dönüyormuş. Dönüyor mu? Galata'da Circle K çiftliğinden geçip sahilden yolculuk etmesi gerekecek. Yoksa kız kardeşimin eşini öldürtmek için sen bir katil mi kiraladın? Don Santiago'ya da benden izin almadan buna sen hangi akla karar verdin ha? O hiçbir zaman Circle K'ye ait altın konusunda bilgi vermez. Bağışla beni Paolo. Ama ben insanlara senin kadar inanmam. Ayrıca Finley'in gitmesinin tek sebebi 3 yıl önce yaptıklarını bir daha yapmayacağına dair verdiğin sözdür. Finley asla bana ya da Don Santiago'ya karşı gelmez. Ve dünyada hiçbir güç ona yapmak istemediği şeyi yaptıramaz. Paolo, Paolo, sakın unutma. O bir kadın kadar hassas ve yumuşak kalplidir. Ayrıca o belli bir amaç uğruna bazen insanların bile feda edilebileceğini, hatta yok edilebileceğini hiçbir zaman kabul etmedi. Paolo, sen ve Don Santiago beni bir serseri olmaktan kurtarıp bu yere getirdiniz. Finley'nin yumuşaklığı... Vicdanı demek istiyorsun. Ne ad verirsen ver. Yeni bir imha planını önlemek uğruna seni ve Don Santiago'yu bile öldürmeyi düşünebilir. Paolo, Eyula, Don Santiago, Asienda, halkımız ve... Senin için inan bana elimi rahatlıkla kana bulayabilirim. Ne var ne yok? Bu çok güzel bir şey. Bunu kime dokuyorsun? Kocanın mı? Yıllardır Finley'nin dönmesini bekledin durdun Eyüla. O bir silahşör. Belki de bir kavgada ölmüştür. Anlaşıldı mı?
kadın şansı. Tut, kazanacağım. Ve kazandım. Üzgünüm beyler, korkarım kadın şansı sizlerin hiçbirini cazip bulmuyor. Bu kadar üzülmeyin canım. Anlaşılan bugün şans bende. Tekrar denemek isteyen var mı? Tekrar denemek anlamsız. Peki ya siz? Bir kez daha denemeye cesaretiniz var mı beyler? Ah, hile yaptığımı mı sandınız yoksa? Esas hilekar sizsiniz. Şansım yaver gidiyorsa ben ne yapayım? Öyle mi dersin ha? Öyle ne duruyorsunuz? Hadi yakalayın şunu diyorum size. Yakalayın hadi. Çabuk. Geri verelim. Alın, alın paranızı. Affedin bizi lütfen. Bir daha yapmayız. Lütfen durun. Neniz var sizin böyle? Sizde biraz kaybetmeyi kaldıracak mide yok mu yoksa ha? Hey sen, çok çirkinsin. Şu gözlere bak. Sen tam bir sahtekarsın. Söyleyin bakalım beyler. Paralarımızı çalan bu küçük kadını ne yapalım ha? Hem de güzel bir kadın. Durun lütfen. Bırakın onu. Rahat bırakın. Lütfen bırakın gitsin. Şunu iyi bilin, biriniz bana elini sürecek olursa lanetlenirsiniz. Ben Goleta'daki ruhlardan biriyim. Bu Goleta'daki ruhlar da ne demek oluyor? Dinle öyleyse. 3 yıl önce bütün köy halkını kargalar yok ederken ben de oradaydım. Bana hiçbiri dokunamadı. Sana neden dokunmadılar? Onun sihirli güçleri olduğunu inanmamızı istiyor. Gücüm var kuş beyinli. Bana dokun da gör bakalım ne olacak. Doğru var, onun sihirli gücü var. Kes sesini ben. Senin başına ağır bir şey düşmüş galiba. Hadi bizler karga olalım ve onu gagalayalım. Ne istiyorsun dostum? Buradan hemen gitsen iyi olur bay. Aklın varsa hemen gidersin buradan. Eğer o kılıçla tabancama karşı geleceksen... ...sen bu kadından da delisin bayım. Dikkatli olayım ol! Seni öldürmek istemem evladım. Lütfen paranızı geri verecekler. Öldürmeyecek misin? Öldürmek istemiyormuş. Buraya bak bayım. Sen beni utandırmak mı istiyorsun? Bana hakaret eden ölür. O silahı görünce hemen korkup kaçacağımı mı sandın bayım? Bana hakaret ediyorsun, dikkat et. Silaha dikkat et eyval. Dostun haklı, ben sığır çobanı değilim, bir profesyonelim. Sana silah çekmeyeceğim. Bırak utanan ben olayım. Ben senden af dileyim. Korkak ben olayım. Ve sonra da buradan gideyim. Yok bayım, yerinden oynama sakın. Kılını kıpırdatma. Yoksa alnının ortasına kurşunu yersin. Dudakların bile oynamasın. Üzgünüm dostum. Ne yazık ki bu araba doldu.
Adios! Adios! Derdin var değil mi? Eyla. Finley geri dönüyor. Finley mi? Finley dönüyor ha? Eyla, bilmeni isterim. Başka çarem de yok. Eğer Finley dönerse onu öldürmem gerekecek. Evleri karış karış arayın. Pek değişiklik yok. Bu lanet olası yeri kim kontrol etmek ister ki? Yerler buraya gelemiyor. Kargaları şeytan sanıp korkuyorlar. Rebese ve Queros. Burada kalalım. Finley bu geçitten geçecektir. Tabii Circle K'dekiler önce davranmazsa. Oh muchachos! Ya Gabi! Birileri geliyor bakın! Ekonarsi! Ekonarsi! Gelen bir kadın ve hizmetçisi. Durduralım mı? Bırakın geçsin. Circle K burada olduğunuzu anlamasın. Hadi gidin buradan. Gel Jorika. Sağ olun bayım. Sağ olun. O kılıçla bize hiçbir şey yapamazsın silahşör. Bizi korkutamazsın. Tabancanı kullanman gerekecek. Israr edersen ben seni zorlayacağım.
Bu senin son şansındı. Bu seferki mermi tam alnının ortasına. Vay be. Hepiniz beni karşılamaya mı geldiniz? Durun. Durun. Dokunmayın. Öldürmeyin onu. Gracias amigo. ¿Qué pasa? Kimsin sen? Para kazanmak isteyen biri. Tabii bazen bu iş riskli olur. Eğer karşılığı varsa bende hoşunuza gidecek bilgiler var. Burada hava çok güzelmiş. Ama şuradaki geçitten yağmur geliyor gibi. Seni tekrar göreceğimden öyle emindim ki. Yaşamamın tek sebebi de buydu. Bir ara sana yünden bir panço dokursam panço bittiğinde... bana döneceksin diye hayal kurmaya bile başlamıştım. Üç yıl boyunca hiçbir şey yapmadan dönüşünü bekledim. Senden bir haber bekledim. Finley. Lütfen Hacienda'ya geri dönmeyelim. Kim verdi bu altına Iola? Santiago? Paolo? Her neyse artık hiç önemli değil. Onlardan biri vermiştir. Ama neden? Yoksa bu da onların bir planı mıydı? Yani bu altını bana vereceksin ve sonra ikimiz buradan gidip mutlu bir hayat süreceğiz. Onlar da burada istediklerini yapacaklar, öyle mi? Ama yeni bir hayat kurabiliriz. Eyvallah. Eyvallah, ben bu kirli altınlarla hayat kuramam. Çünkü bunların geldiği yer belli. Eyvallah. Goleta'da nelerin olduğunu... artık senin de öğrenme vaktin geldi. Gemiden bu altınları çaldılar ve bize söylemediler. Altın benim umurumda bile değil. Sen hemen bu katliamı durdur. Durduramam. Emri ben vermedim çünkü. Kim verdi emri öyleyse? Emri bizzat Paolo. Kendisi ben. Peder Greco'ya. Greco'ya.
artık senin de ellerin kana bulandı. Paolo, altınları verirlerse bu yerleri mükafatlandırırım diye söz vermiştin bana. Ve daha önce hiçbir yalan söylememiştin. Aslında sen onları öldürmeye kararlıydın, değil mi? Bizim Asyanda yavaşça yok ediliyor. Bu altınlar olmadan Amerikalıların koyduğu o kanunsuz vergileri ödeyemeyiz. Toprağımızı elimizden alırlar. Onların düzenbaz senatörleri bu vergileri muhakkak arttırır. Toprağımızı çalmaya çalışan bu Amerikalıları durduramayız. Bizim tek ümidimiz o vergileri bu altınlarla ödeyebilmek. Bizim konseyin verdiği kararları anlıyorsun değil mi kardeşim? Elbette anlıyorum. O verilen kararları anlamak çok kolay. Ve onlara hak veriyorum. Ama benim kabul edemediğim bir sürü masum insan ve çocuğun öldürülmesi. Circle K kadın ve çocuklarımızı yok edecek. Ama bunlar Circle K'den değil Paolo. Bu insanlar hiçbir suçu olmayan rahiplerimizin koruması altındaki masum yerliler. Bunu sonra Asyanda'da konuşuruz. Paolo, seninle şimdi konuşmalıyız derhal. Sonra dedim. Yerlileri ne yazık ki öldürmek gerekiyordu. Elde edilen altını tekrar Amerikalılara geri vermemize imkan yok. Ve eğer yerlilerden biri altının bizde olduğunu onlara söylerse, topraklarımız ve halkımız yok edilir. 1300 kişinin kurtulabilmesi için gerekirse birkaç köylüyü feda edebiliriz. Ne yazık ki bunu yapmaya mecburuz. Ben bu mecburiyetten bıktım. Bak Paolo, bana meydan okuyan, bana silah çeken herkese karşı koyarım. Ve öldürebilirim. Hem de bu kadar kolay. Ama kadın ve çocuk asla. Bu ihtişamın karşılığını ödeyen altının geri şeklini bilirken nasıl burada kalabilirim? Burada yediğim her lokma o vahşeti hatırlatıyor bana. Onurlu bir insan olarak sana Goleta'da engel olmalıydım. Nasıl? Gerekirse seni öldürerek. Bütün bildiklerini çocukken sana ben öğrettim. Bunu biliyorum. Sana ya da Don Santiago'ya karşı gelemeyeceğimi de biliyorum. Sizler bana bir abi ve baba kadar yakınsınız. Bunu biliyorum. Sizleri çok seviyorum. Size karşı gelemem ama burada da kalamam. Çünkü paranın geliş şeklini biliyorum. Bu yüzden Kaliforniya'dan gitmekten başka çare yok. Ve şimdi Paolo yeniden aynı şeyleri planlıyor. Eğer oraya geri dönmezsem yine bir köy halkı tamamen yok olacak. Bir dakika. Şu anda Paolo çok güç bir durumda. Çiftliği ve halkı korumak zorunda çünkü. Bu da onun için çok güç bir durum. Bunu sen de biliyorsun ve görmezlikten geliyorsun. Lütfen anlayışlı ol. Seni öldürmek istemiyorum. Hiç kimseyi de öldürmeyecek. Ama halkımızın ölmesine de izin veremez. Yapamaz bunu. Senin bir kez daha düşünmeni istiyor. Ölmemi istemiyor öyle mi? Çok yazık. Ben yıllar önce öldüm. Goleta'da olaylara göz yumduğumda. Benim artık hiçbir değerim yok. Köyden köye dolaşırken hep o ölen insanlar gözümün önüne geliyordu. O kumlara düşen gelin kız. O öldürdüğüm çocuğun bakışları. Bunları bir türlü aklımdan çıkartamıyorum. Ne yaptım ve ne hale geldim?
İşte ben bunları düşünürken Paolo'nun yeni planını öğrendim. Bu kez de Çuma yerlerini yok edecekmiş. Sakin, nazik, sevecen bir halk. Yaşamak için balıkçılık yaparlar. Beni en çok üzen de Paolo'nun vermiş olduğu o sözden dönmesi Eola. İşte bu bana yaşamak için güç verdi. Şimdi de bu yüzden dönüp onu mutlaka durdurmam gerek. Bunu yapabilme şansı olan bir tek ben varım. Belki o zaman yeniden yaşamaya başlayabilir, başımı dik tutabilirim. Keşke sen de benim bu duygularımı anlayabilseydin. İşte o zaman seni ne çok sevdiğimi ve onun için gelmediğimi anlardın. Bekliyorduk Henry. Hacienda'nın ve ailenin iyiliği için burada öleceksin. Maltesra, sizler benim kardeşimsiniz. Sizleri öldürmek istemiyorum. Tek isteğim geri dönüp konseyin karşısına çıkmak. Henry, sen git de bunu... Amerikalı dostlarına söyle. Ateşi kesin. Oraya girersek bizleri teker teker vuracak. Onu başka bir yoldan dışarı çıkartabiliriz. Thank you.
boşuna gelmedim. Durun, durun. Beni dinleyin ne olur. Santiago'nun adamları köyü kuşattı. Circle K bölgesinin uç topraklarını ele geçirmeyi amaçlıyorlar. Dinleyin beni, ne olur dinleyin diyorum. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Bunu nereden duydun ha? Söyler misin? Adamınız her şeyi görmüş. Bakın, bakın bana bu altını verdi. Gelip size anlatayım diye verdi. Galiba doğru söylüyor. O arada atını atıp Circle K'ye adam getirmeye gitti. Dışarı çık ve adam gibi öl Finley. Adamlarını çek. Teke tek dövüş olursa dışarı çıkar. Onu yenerim. Daha fazla adam kaybetmez. Adamları geri çek. Söyle yolun kenarına gitsinler. Evet beyler. Herkes, herkes geri çekilsin hadi. Çabuk saklanın. Duydun mu Finley? Karşında bir tek kumarbaz kaldı. Benimle baş edebilir misin? Çık bakalım usta silahşör. Gel şerefli bir ölüm seç. Aptal bakma! Git! Saltanen! Buraya! Herkes buraya gelsin! Çabuk toplanın buraya. Durun. Hadi. Durun. Bağışla Paolo. Onun oradan kaçmasına imkan yoktu. Ama o imkansızı becerdi. Kardeşim bunları gönderdi. İhtiyacı yokmuş. Eyula nerede? Finley'i gördükten sonra onunla köye kadar git. Ben geri getiririm. Finley fikrini değiştirmiyor mu? Onu yapacağına ölmeyi tercih eder. Gemi altın külçelerle dolu. Her sandıkta 30 külçe var. Her biri 200 kilo kadar. Yarın akşam Monterey'den ayrılıp kayaların arasından açık denize çıkacaklar. Sonraki gemi ne zaman? Bahara kadar yok. Hiçbir kaptan kışın o kayaların arasından geçmek istemez.
Başka çare yok. Hazırlıklara başlayın. Adamları çok dikkatli seç. Hiç ağa çocuğuyla tanışmamıştım. Hey! Ona ne diyeyim? Küçük Don diye hitap etsem mi? Ben buna ne ad vereyim? Delikli demir mi? Bir beringer. Girin. Gidebilirsin. Acaba biraz beklesem mi? Git dedim. Bunu kilden yaptım. Ben küçükken babam öğretmişti bana. Her türlü iltihabı önlermiş. Yaralandığım zaman babam üstüme koyardı. Beni güzelce öpüp iyi olacağımı söylerdi. Hep de öyle oldu. Çorika, seni hiç böyle görmemiştim. Bugün bambaşka biri gibi davranıyorsun sen. Hadi oradan, çekil git başımdan. Dur. Onu bulursam seni de bulurum dedim. Don Paolo! Don Paolo! Don Paolo! Don Paolo! Haklıymışsın. Koyun öbür tarafındaki kulübedeler. Neredesin? Galeta'nın tepesindeki o büyük burunda bir ateş yakacakmışım. Bunu neden istediler bilmiyorum. Neden ben sana söyleyeyim. Yarın Amerikan hükümetine ait çok büyük miktarda Kaliforniya altını taşıyan bir gemi korsanlardan kaçmak için gecenin karanlığında yola çıkacak. Bak, sana göstereyim. Burası Çumaş. Ve burası da Galeta. Burası da Kol. İşte bu da koya dökülen şuradaki nehir. Burası da açık deniz. Galeta, Çumaş. Bu koy, dikkat edersen, kayalıklarla çevrilmiş. İşte bu geminin kayalıklardan geçebilmesi için Çumaş'a burun istikametinde yelken açması gerekiyor. Bu senin eski köyün Galeta. En tehlikeli kayalar Galeta yönünde bulunuyor. Meksika hükümeti de bunun için Çumaş'taki büyük beyaz kilise civarında ateş yaktırır. Bir papaz vardı. Çumaşlı yerliler misyonerlerden nefret ettiği için onun pek işi gücü yoktu. Ve bu yüzden de geceleri ateşi o yakardı. Ve gemiler de ateşe doğru dümdüz bir rota çizip Galeta'nın o meşhur kayalıklarına çarpmadan o karanlıkta açık denize doğru yol alırlardı. Yabancı gemi ya da korsanlar bunu yapamaz. Paolo gemiyi nasıl batırır? Birkaç balıkçı teknesi ve aptal yerlilerle yapacak değil herhalde. Peki, o büyük ateşi Çumaş'taki kilisenin orada yakacaklarına Galeta'da yakarlarsa ne olur? O zaman gemi doğru rotada gittiğini düşünerek Galeta'daki kayalıklara bindirecektir.
Böylece Paolo'nun adamları batan gemiye çıkacaklar. Ve batan gemiye gidip altınları alacaklar. Ne olduğu öğrenilmesin diye de bütün çumaş halkı öldürülecek. Herkes bu işi şeytanlar ya da korsanlar yaptı diyecek, öyle değil mi? Çok doğru. Torika, senden beni Çumaş köyüne götürmeni isteyeceğim, yapar mısın? Çocukken oraya hep kayıkla gider gelirdim. Oraya karadan gidecek vaktim yok ve bu denizi de bilen bir tek sen varsın. Saklan! Kaçın buradan! Korkmayın, sizi aramıyorlar. Buraya gel. Gir buraya Yuan. Gir. Sevgili dostum, galiba vakit geldi. Burada seninle kalsam daha iyi. Senden bir şey istemiyorum. Senin gibi bir casusun yardımını istemiyorum. Demek her şeyi biliyordun. Pis bir görev. Ama tarlada pamuk toplamaktan iyidir. Ben dönene kadar komuta Meltese'de. Neden buradayız biliyorsunuz? Yine biliyorsunuz ki ailelerimizin yaşaması için bütün bunları yapmaya mecburuz. Sizin kadar ben de bundan nefret ediyorum. Ama çocuklarımızın, eşlerimizin yok edilmesi ve bir de Amerikalıların topraklarımızı çalması beni daha çok sinirlendiriyor. Haksız mıyım? Haklısın! Hükümet casusu. Üç yıl önce sana söz vermiştim. Ama tutmadım.
Halkımın sağ kalması uğruna gerekirse daha önce verdiğim her sözü bozabilirim. Dünya idealist hayaller üzerine kurulmamıştır. Her yerde kasaplar vardır. Ve eğer yaşamak için sen onları kesmezsen onlar seni keserler. Finley, sen bir korkaksın. Ellerin kana bulanmasın, vicdanın temiz olsun diye buralardan kaçıp gittin. Kaliforniya'yı terk etmeni istiyorum. Sessizce. Eyvallah'ı da götür ve bize karışma. Açıkçası bu kez Meksika ve İspanyol hükümetlerini dertlerimiz hiç ama hiç ilgilendirmiyor. İşin doğrusu Amerikalılar kadar yeterli paramız yok. İşte bu yüzden ben bu yolu seçtim. Benim seçebileceğim bir tek yol var. Elimden gelen her şeyi yaparak o halkı yok etmene engel olmak. Bunu söylemek için biraz geç kalmadın mı? Öyleyse seni öldürürüm. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git, seni bulur ve öldür. Aciz durumda olan biri için abes sözler. Eğer bu kadar aptal olmasaydın bu sözlerle gücünü boş yere harcamazdın. Onu götürüp denize atın. Señorita. Bırakın onu. Dikkat edin señorita. Yaptığınız çok tehlikeli bir şey. Señorita Santiago dağa ata binmeden ateş etmesini öğrenmişti. Eğer onu bırakmazsanız inanın ki İkinizi de gözümü kırpmadan vururum. Ama onu bırakırsak Don Paolo bizi asar. Siz adam öldüremezsiniz bayan. Don Paolo yerine şansımı sizinle denemek isterim. Eyvallah yapma. Don Paolo bunun için ölmenizi istemez sanırım. Eğer beni öldürürseniz sizi hiç affetmeyecektir. Onu hemen serbest bırakmadığınız takdirde de beni burada öldürmeniz gerekecek. Seni buraya getireceğimi söylemiştim. Çok naziksiniz bayım. Ya da asil mi desem? Ne dersin? Sen bir casus. Para için dostluk kuran ve ihanet eden biri. Bu durumda sen sana yapılacak her şeye layıksın. Şimdi bak casus. Sizin o haris ve ikiyüzlü hükümetiniz yaşamamız için bize neler yaptırıyor gör. Tanrı cezanı versin.
Kiliseye adam koydum, Çumaş'ta ateş yakılmayacak. Biz bu ateşi yakmaya hazırız. Sen emir ver. Güzel, işaretimi bekle. Neden hala şu ateşi yakmıyorsun? Burada soğuktan öleceğim. Geminin ışıkları göründü. Ateşi yakın. Ateşi yakın dedim. Ateşi yakın! Ateşi yakın! Dikkat et yukarıda! Don Paolo, Don Paolo, senyor, senyor emirlerinizi bekliyorlar. Kayıklar gitsin. Kayıklar gitsin! Çabuk, çabuk! Burada hepinizi öldürecekler. Neden anlamıyorsunuz aptallar? Buradaki herkesi öldürecekler. Hadi gidin, çabuk koşabildiğiniz kadar koşun, hadi. Saçmalarını söyledik ama git.
gitmiyorlar. Bu aptallar gitmiyor. Demek gitmiyorlar. Al. Bu lambayı kullan. Ben buradan çıkınca burayı yak. Anlaştık mı? Hadi. Hadi. Söndürün çabuk! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin diyorum! Benim! Çorika bu lafı akuraçe! Bütün bu olanlardan en çok sorumlu olan sensin. Ah!
ailemiz, toprağımız gitti yok. Finley nerede? Paolo, Finley ve senden başka kimsem yok artık. O beni mi bekliyor? Gururun için yeterince savaşmadın mı? Söz ver bana, başka ölüm olmasın. Paolo, biliyor musun? Çocukken bile hatalarını kabul etmezdin sen. Şerefimle oynama. Yok. O şeref Don Santiago'nundur. O halde sen şerefinle ölmeyi bil.
Ne kadar aptal. Usta silahşörler, birkaç salak başkaları zengin olsun diye kendini öldürtüyor. Bu bir kutlama töreni mi? Bir çeşit. Bu onların şükran dansı. Ama ne için? Misyonlar. Onlardan kurtuldular.